Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Borsa İstanbul BIST 100'ün grafiğine şöylece baktığımızda normal hedef değerin esasında burası olduğunu geçmişte ifade etmiştik. Trend hedefi de yani bu V hedefiydi. Şu kısım ve 1400 makul hedefti ve bu bölgeden düzeltme yapması gerekiyor ve ondan sonra bu tip bir hareketin yapılmasının daha sağlıklı, yani şu trendi izleyecek olan bir hareketin daha sağlıklı olacağını ve göstergeleri rahatlatma adına da bu tip bir hareketin daha makul olacağı ile ilgili değerlendirmelerimizi yapmıştık. Fakat Borsa İstanbul o dönemdeki bizim değerlendirmelerimiz esnasında bir miktar geri çekilse de ondan sonraki süreçte 1400'ü hızla geçmiş ve yıl sonunu 1500'lü bölgede kapatmıştı ve biz 1440'ları sene sonunda hedeflerken Borsa İstanbul 1500'lü rakamlarda kapandı sene sonunu. Ve esasında buradaki hareketin ise hedef bölgesinin 1580-1600 olduğunu ifade etmiştik ve şu yükselen trend hattı içerisinde de normalde benim beklentim şu şekilde bir işte Mart'a kadar 1600'leri yapmasıydı. Fakat bizim anlamadığımız bir şekilde dünya piyasalarında, yani daha doğrusu temelini anlayamadığımız, çözemediğimiz bir şekilde tüm dünya piyasalarında bir yüksek risk iştahı oluştu. Bir anlamda Japonya borsası, Çin borsası ve biz tarihi rekorlar kırdık ve yine dünyada birçok ülke borsaları tarihi rekorlar kırdılar. Ancak bu bölgeyi bir türlü izah etmekte güçlük çekiyorum, onu söyleyeyim. Yani endeksin görüntüsü itibariyle, yoksa tahtalarda halen güçlü duran, ucuz kalan, yeni harekete geçmiş olan tahtalar var ki günlerdir söylediğimiz ucuz kalmış tahtalar yeni yeni güçleniyorlar. Otomotiv sektöründe olsun, havacılık sektöründe olsun, yine telekomünikasyon sektöründe olsun veya perakende ve gıda sektöründe olsun bazı tahtaların uzun zamandır yatay kaldığını ve bu yataylıktan yeni çıkmaya başladığını ifade ettik. Ancak sorun bu değil, sorun endeks, endeksin görüntüsü. Endeks buradan itibaren aşırı alım bölgesine girdi ve şu fiyatlar görüntü itibariyle, daha doğrusu rakamsal olarak bir tarafa, görüntü itibariyle hiç hoş değil, onu söyleyeyim. Yani şu endeks olmayıp bir tahta olsaydı iki kere düşünmek gerekirdi. Bu tip bir grafiği düzeltme yapmadıkça, yani şuradaki hareketi görmedikçe, şuradaki şu bölgelerde bu şekilde bir durulmayı veya daha aşağı bölgelerde bir durulmayı görmedikçe bu tip bir tahtaya bu bölgelerden kolay kolay girilmez ve bir yerde çok kısa stoplu girilmiş olsa bile çok kısa stoplu hareket edilir. Ama tabii yatırımcının herkes farklı değerlendirir. Ben şu bölgenin dışında esasında böyle bir grafik olsa, endeks yerine bir tahta olsa girmeyi tercih etmem arkadaşlar. Yani girmem daha doğrusu. Pahalı görürüm, girmem. Çünkü ortalamaların üstünde ben hiçbir fiyata makul bakmam arkadaşlar. Aşırı alım bölgesindeyse aşırı alım. Kendim ne düşünüyorsam onu bu şekilde yorum yapıp söylüyorum. Aşırı alım bölgesinde olan tahta için aşırı alım bölgesi derim. Yine endeks şu anda tahta değil. Endeks aşırı alım bölgesinde günlerdir devam ediyor. Bir sürü de yeşiliden kurtulamadı. Bu 1-2 gündür bir yorgunluk var. Şimdi onu detay bakacağız. Şimdi günlerdir genelde karşılaştığımız şey şu. Endeks gün içerisinde sürekli bu yeşilleri yakarken gün içerisinde bir geri çekilme. %1 artıdayken %0.5'a kadar geliyor. Bazen yataya kadar geliyor. Geri çekilme yapıyor. Yani gün içi realizasyon. Ondan sonraki günün sonunda yukarıda kapatıyor. Ertesi gün yine yukarıda açıp gelip realizasyon yapıp tekrar yukarıda açıyor. Yani her seferinde yukarı giden bir endeks geri geliyor. Bir toparlıyor. Tekrar desteğinden güç buluyor ve yukarı doğru gidiyordu. Fakat bugün onu gene yaptı. Yalnız bunu yaparken aşırı satıldı. Ve satıştan sonra ilk defa, bakın ilk defa diyelim, uzun zamandır ilk defa bir kırmızı mum yaktı. Yine alındı fakat güçlü alınmadı bu sefer. Ve bir yatay oldu arkadaşlar, ilk defa. Şurada bakın, uzun zamandır böyle bir yataylık görmedik. Kaç bar geçti yani. Geçen dün canlı yayında hesapladım ben. Altın üyelerle yapmış olduğumuz yayında 61'di yanılmıyorsam, 61 bar olmuş. Bu bölgede de aynı şekilde şu bölgeyi hesap düzeltiyorum.
Evet, şu bölgedeki bar sayısı, bu bölgedeki bar sayısı, buradaki bar sayısı ve geçmişteki bar sayılarına baktığımızda bar sayısının tamamlandığını, şuradaki bar sayısını hesapladık. Bütün bir çıkış boyunca kaç tane bar var sonra da buradaki bar sayısına baktık ve rakamın eşit olduğunu, yani geçmiş hareketin, 2016'daki hareketin benzerini yapacak olursa sürenin tamamlandığını, bar sayısı itibariyle sürenin tamamlandığını ifade ettim arkadaşlara. İşte dün de bir ufak, bugün daha doğrusu bir kırmızı geldi. Bakalım alacaklar mı? Tabii alacaklar da nereye kadar alacaklar, o da var. Yani neticede göstergeler, kar realizasyonları her halükarda borsada olmak zorunda arkadaşlar. Yani bir realizasyon olmadan para kazanmak mümkün değil. Şimdi fiyatlar bu şekilde çıkar. Bu fiyatları götüren kişilerin nakde geçmesi gerekir ki para kazanmış olsunlar. Yoksa bu tahtayı siz 3 liralık tahtayı 7 liraya götürseniz ve elinizde yine tahta kalmış olsa para kazanmış olmuyorsunuz. Para kazanabilmeniz için buradan nakde geçmeniz, elinizin nakit olması ve tekrar aynı neticede burada oyuncuyuz. Bu tahta fiyatları aşağı gelecek ki o nakde geçtiğiniz miktarı buradan alasınız ki para kazanmış olasınız. Yani almazsanız da yine para kazanmış olmuyorsunuz. Sebep ise şu: siz buranın yerli oyuncususunuz. Buranın oyuncususunuz yani. Tahta 3 lira, malı aldınız 7 liraya geldi. Buradan çıkacaksınız. Çıktıktan sonra aynı tahtaya sahip olmanız lazım. İşte kaç milyon elinizde varsa bunu da toplayabilmek için geri çekmeniz lazım. Geri çektikten sonra burada tahtanın tekrar sahip olacaksınız ki, yani o kadar miktar almış olacaksınız ki şu arayı kârhanenize yazmış olasınız. Aksi takdirde aldım kaçtım olmaz hiçbir zaman. Yerli oyuncusuysanız ve endekse yatırım yapıyorsanız, yani buradan aldım, tahta buraya geldi, ben buradan sattım ve bittim, bir daha gelmeyeceğim. Hani böyle bir mantık yok. Dolayısıyla dalgalanmanın mantığı bir yerde budur arkadaşlar. Niye dalgalandığımızı anlatmaya çalışıyorum. Yani yukarıdan sattığınızı, realize ettiğinizi, uygun yerlere geldikten sonra toplayacak kadar zamanınız. Bir kere uygun yere gelmesi lazım, bir. İkincisi, toplayacak kadar zamanınızın olması lazım. İki, toplayabilmek için zaman, konjektürel duruma müsait olması lazım. Yani şuradan sattığınız insanları korkutmanız ve onları da aşağıdan satacak vaziyette ikna etmeniz gerekir. Yani tüm bunlar psikolojiyle alakalıdır. Şu kısımda bakın, mal almaktan korkanlar katlamış fiyattan %60, 70, 80, %100 çıkmış tahtalardan korkmadan mal alabiliyorlar. Tamamen psikoloji oynamak. Çünkü kaç gündür herkes yorum yazıyor. Endeks düşmeyen bir borsa icat etmişler. Endeks düşmüyor diye. Herkesin zihninde bu algı oluştu. Dolayısıyla endeks sanki hiç düşmeyecekmiş gibi bir algı söz konusu. Düşerken de sanki hiç çıkmayacakmış gibi bir acı söz konusuydu. Şimdinin acısı ise çıkarken ben hiçbir şey kazanamadım. Şimdi ne yapacağım? Tahtalar elimde. Hala bekliyorum diyen bir sürü yatırımcıyla da karşılaşmak mümkün. Neyse, bayağı bir sözü uzattım, sohbet mahiyetinde anlattık. Endeks şu anda bir yatay bantta arkadaşlar. Yataya sardı. Ama şu fiyattan hiç makul olmadığını tekrar söylüyorum. Kaç gündür de söylüyorum. Buna rağmen tabii ki işlem yapıyoruz, işlem yapmıyor değiliz. Güçlü tahtalar var, yeni çıkan tahtalar var. Yeni harekete geçmiş olan tahtalar var. Dirençlerini geçmiş, düşenini kırmış. Onlar da işlem yapılıyor. Onlar daha güçlü duruyor zaten. Endeksi aslında bir nevi onlar ayakta tuttu. Daha önce işte birinci adımı yapıp burada dinlenip ikinci adımı yapan tahtalar geri çekilirken, İşte bu dediğimiz, bu bölgeden hareket eden tahtalar ise yukarıya doğru yöneldiler. Yani dolayısıyla endeksi tutma görevini onlar üstlendi. Endeks esasında tahta bazında daha çok düşerken, endeks hiçbir şey, ciddi bir düşüş kaydetmemiş oldu. Gün içerisinde ne oldu diye şöyle bir bakalım saatliklerde, sonra da yurt dışına bakalım. Saatliklerde süper trende vurdu. Her zaman süper trende bu şekilde deldikten sonra pozitif oluyordu. Bu sefer bir farklı oldu arkadaşlar. İki defa vurduk süper trende. Birinci, İkinci iki defa vurduk. Şimdi bakalım, tekrar süper trendin üstünde kapattı. Süper trend stop etmiş arkadaşlar. Stop olmuş, dikkat ettiyseniz. İkinci kez. Bakalım bundan sonraki hamle yarın. Bu tepkinin devamı gelecek mi? Şöyle bakıyorum. Devamı gelebilir. Şuraya kadar bir tepki tekrar gündeme gelebilir. Şöyle ondan sonraki süreçte devamı aşağı doğru gelir diye tahmin ediyorum. Ama neticede bir tepki gelmesi muhtemel. Yurt dışının seyri de bunda etkili olacak. Yurt dışı bize göre bugün biraz daha
Daha yatayda daha pozitifti. Biz ise biraz daha negatif kaldık. Onu söyleyeyim. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 5 saat satış yedi. Ve satışlar saatlik bazda. Bakın yatay. Daha öncekileri dikkat ettiyseniz daha yataydı. Bu sefer ise biraz aşağı doğru oldu. Zikzak oldu yani. Şu yapı. Zikzak yapısı oldu ve risk içeriyor arkadaşlar. Negatif uyumsuzluklar zaten var. Yükselen işte şu trendlere değmesi gerekir. 1540 bölgesi. Özellikle bu bölge işte yükselen trend hatlarının olduğu bölge. Şu anda saatlik 21 EMA'nın altında, süper trendin altında. Bakalım bu hareketin devamı yukarı doğru gelecek mi, gelirse o zaman yeni bir zirve 1500 gidemedi. 1580'i dener mi? 1568'e kadar bugün gitti. Tarihi rekoru kırdı. Fakat devamını getirmedi. 1568 yani 1570 diyelim. 1580 bekliyoruz. Üstüne sadece %1'lik bir pay kalmıştı. Artık oraya gider gitmez bilmiyorum. Bugün bir arkadaşımız sormuştu. İşte Dow Jones 32.000'i. Borsada 1580, 1600'ü bekliyordunuz geçerli mi diye. Geçerli ama benim için çok şey ifade etmiyor. %2'lik yukarıda pay var. Aşağıda ise en az %10'luk bir düzeltme bekliyorum. Orta vadede en az %10'luk. Onun devamında da daha yüksek volatilitenin olacağı piyasaları bekliyoruz. Ama henüz oluşmadan da bu konuda gereksiz bir endişeye de sevk etmemek lazım. Sadece tedbirli olmak lazım. Onu belirtmeye çalışıyorum. Tedbir nedir derseniz, hızlı çıkmış, primlenmiş tahtalardan, karlı gördüğünüz tahtalardan pozisyon risk azaltarak yeni harekete başlamış olan, yataydan yeni çıkmış olan tahtalarda en azından defansif rolünü üstlenme adına pozisyon açılması daha sağlıklı sonuç verebilir diye bir yorum yapalım. Yatırım tavsiyesi olmadan ileteceğim şey bu. Şu an için arkadaşlar bir hafif bir yorgunluk var. Bakalım devamı gelecek mi? Dikkatlice piyasaları gün be gün izlemeye devam ediyoruz. Onu söyleyeyim. Yurt dışına şöyle bir bakayım. Dediğim gibi evet, yurt dışı pozitif. Dow Jones özellikle bugün daha pozitif. S&P ise biraz daha zayıf. S&P de dün iyiydi. Orası da evet arkadaşlar son 2 saatte zayıflamış. Yapı orada da aşağı doğru dönmüş. Bakalım bu akşam nasıl kapanacak? Kapanış çok önemli. Bizdeki zayıf kalmanın sebebi de belki de oydu. Yani onların kapanışında bir negatiflik bekliyor olabilirler. Altın son dönemde bir sıkışma içerisinde. Bu sert satıştan sonra, haftalık bazdaki sert satıştan sonra şu bölgede bir sıkışma içerisine gitti. Ortalamaların olduğu bölgede. 1500 1840 bölgesi 1850'yi geçemedi. Dikkat ettiyseniz 1870 aslında. Artık 70'e geldi yani açıdan dolayı. Zor görünüyor arkadaşlar. Tekrar yukarı atması lazım. Ortalamasının üstü 1870'ten geçiyor. Oranın üstüne atamazsa altının ikinci dalga satışının gelmesi muhtemel orta vadede. Şuradaki W'yi bile çalıştırmadılar. Bizim orta vade senaryomuz 1600 biliyorsunuz. Yukarıda ise pozitif durumlarda 2300 bekliyorduk ama eşik değer olarak şu bölgenin üstünde kalma şartı vardı ve 1900'dü o zaman. Şu anda yine 1900 geçerli. 1900'ün üstüne kalamazsa ki gidemiyor görüyorsunuz. Giden de fake kaldı maalesef. Burada da aynı şekilde çok sert geri geldi. Burada da aynı şekilde bu sert geri gelişler altının zayıf olduğunu gösteriyor şu an için. İlginçtir. Onu belirtelim. Dolar endeksinde bir geri çekilme var. Tepki hareketi işte şuradaki yapıyı hatırlarsanız söylemiştik. Burada bir kama var. Kama hedefi gereği yukarı tepki yapması gerekiyordu ki onu yaptı. Şu anda biraz geri çekilme söz konusu. DAX'a bir bakayım. DAX bugün pozitif kalmış. Bakalım DAX'ın devamı ne olacak? Yalnız şu yapılar şu şekilde devamı aşağıdır diye hep yorum yapıyorum. Yani yapısal olarak ben bunun aşağı doğru gelmesi gerektiğini ifade ettim geçmişte de. Bu yapıyı gördükten sonra bu yapının aşağı dönmesi gerekiyor dedim. Ama zamanını bilemiyoruz ki ne zaman olacak diye. Japonya borsası pozitif. Saatlik bakayım. Son bir saatte kapanışa yakın pozitif olsa da son saatte kapanışında daha doğrusu sert bir satış gelmiş oraya da. Bunlar birer ipucu mudur diye. Petrolde bir geri çekilme bekliyorduk. Ve petrol geri çekilmeye başladı birkaç gündür. Zayıf günlükte. İşte 2 gündür daha doğrusu birkaç günden kastımız. 60 görür demiştik ama 58 gördü yanılmıyorsam. Evet, buradan Bitcoin'e bakayım. Bitcoin'de 40 binlerden gelen
Satış dalgası 30 bine kadar vurduktan sonra tekrar 40 bine geldi. Ben bilmiyorum, bunu da makul görmüyorum. Bundan sonraki süreçte de Bitcoin'de benzer bir çıkışı göreceğimizi düşünmüyorum, öyle söyleyeyim. Yani burada uyumsuzluklardan sonra Bitcoin'in geri çekilmesini bekliyorum. Borsalardaki hareketin de buna benzer olacağını bekliyorum. 2000 yılında da böyle olmuştu. Yaklaşık %15-20, hatta 30, yani o zaman 20 binlik bir piyasa vardı. 20 binden 14-15 bine kadar düştük. 14 binden sonra tekrar 20 binleri gördü piyasa. 18,5-19-20, tarihi zirveyi göremedik ama oraya kadar gördü ve ondan sonraki süreçte 10 bine kadar düşen bir borsa ile karşılaşmıştık. Bitcoin'de de yani şuradaki grafiğin aynısı olmuştu. Tabii bundaki hareketler çok hızlı. O dönemde 2000 yılındaki borsanın hareketi yaklaşık 1,5-2 ay sürmüştü. Bu düşüş 1,5-2 aylık bir düşüş. Ondan sonra tekrar zirve denemesi olmuştu. Ben de yine borsalarda bir sert, bu kadar hızlı çıkıştan sonra sert bir, aynı buna benzer geri çekilme. Ondan sonraki süreçte tekrar zirveyi deneyen bir grafik göreceğimizi tahmin ediyorum. Bakalım bu tahminimiz tutacak mı? Daha doğrusu yapısal olarak öyle görünüyor. Beklentim o. 2000'de de benzer olmuştu çünkü. Gümüş aynı altın gibi şu an için bir taban oluşturma çabası içerisinde sıkıştı. Bakalım normalde ters bayrak arkadaşlar, aşağı doğru gelmesi lazım bu grafik. Bakalım tepki yukarı mı olacak? Şöyle bakıyorum, 3'ü denemiş miyiz? 1, 2, 3, hatta 4'ü denemişiz arkadaşlar. Bence bitmiş yani. Artık bundan sonra şu bölgeyi de kırıp aşağı doğru yönelmesi lazım. Şurasını şöyle baktığımda bir toba görüntüsü içerisinde olur mu diye bakıyorum. Bunda da yine şu hattın, yükselen hattın içerisine girmesi lazım ki pozitif olsun arkadaşlar. Yani şu yapılar pek sağlıklı yapılar değillerdir. Değildir daha doğrusu, şu an için desteğinde tutunuyor. Bu desteğin altı sıkıntı. Yani özellikle 24'ün altına gelecek olursa tekrar 20'li rakamlar gündeme gelir. Ama orta uzun vadede ben gümüşün pozitif olacağını tahmin ediyorum. Şu an için ise desteğinde tutunuyor. 24 en güçlü destek şu anda. Onu söyleyelim. Kademeli 24'ün altı 22. O zaman görüntü iyice zayıflar ve ondan sonra da şuradaki boşluğun olduğu yer 20'ye kadar gitme ihtimali söz konusu olabilir. Bu senaryoyu ne bozar derseniz şu hattın içerisine giriş bozar. O da 28 olması lazım. 28'in üstünde ise 45 senaryosu çalışır. Orta uzun vadede gümüşte, uzun vadede daha doğrusu 45'i beklediğimi ifade ediyorum. Peki arkadaşlar, genel olarak grafik okuduk, değerlendirme yaptık. Bir yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmesi, ne görüyoruz onu anlatmaya çalıştık. Borsa İstanbul %1'e yakın eksiyle 1546'dan kapanmış görünüyor. 1554 ve 46, evet. %1'e yakın bir eksi var. 1568'den sonra 1546. Öyle çok derin bir düzeltme değil. Ancak düzeltmeler önce hafif başlar. Hafif dalgalardan başlar. Ondan sonra derinleşir. Ara ara tepkiler gelir ve ondan sonra herkes tepki beklerken bir bakarsınız piyasa tepki vermemiş. Aşağı doğru hızlı akmış. Genelde seyir böyle olur ve maalesef o dönemde, o zaman da stoplamaya vakit kalmaz. O yüzden stoplamak yerine karı realize etmek dönem dönem çok daha faydalı olur. Onu belirteyim. Hele de bu dönem tepedeyken değerlendirilmesi gereken şey budur. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Dediğim gibi söylediklerim yatırım tavsiyeleri genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.